Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi Murat Saman'la birlikte haftanın notları programında, programında karşınızdayız. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih, iyi haftalar. Sağ olun. İzleyenlere, tüm mesele ekonomi ekibine iyi haftalar. Sağ olun size iyi haftalar. Murat Bey, biz tabii Türkiye olarak artık seçime endekslendik. seçim çerçevesinde konular konuşuyor, her konu seçime endeksleniyor, en, seçime göre konuşuluyor. Dünyada ise işte ekonomi, her hafta konuştuğumuz gibi FED, başta olmak üzere bankaların durumu, Çin, Avrupa, e, bunların hepsini konuşacağız. İstiyorsanız bu sefer dışarıdan başlayalım. E, geçen hafta programı e, Fed'in ne yapacağını, tabii ki Merkez Bankası'nın, bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dair bir bankası, Fed Esas olarak Fed'in ne yapacağını konuşmuştuk. Fed kararını verdi, 25 bas puan e, faize arttırdı. E, siz esasında es es beklenen bir şeydi. Piyasa beklenen doğrultusunda bir hareket etti. Siz Daha çok size bundan sonrasını soracağım. FED'in bundan sonra ne yapacağını düşünüyorsunuz ve bunun piyasa etkisi ne olacaktı diye başlayalım. Evet, geçen haftanın aslında en çok beklenen verisiydi. açıklamasıydı ki 25 yıldır belki de FED'i yakından izlemeye çalışıyorum. Hiç böyle yani toplantı çok az atılıyorum ki böyle çok aslında evet 25 piyasa bekliyordu ama pas geçme ihtimali de vardı. Hatta biliyorsun bir ara indirebilir deniliyordu bankacılık probleminden dolayı. Yani karışık bir beklenti vardı. Tam net değildi ama 25 ağırlıktaydı ve onu tercih etti. Aslında burada bakarsan şu şu mesajı verdi bence Fed. Evet, yani Silicon Valley Bank battı. Evet bir sıkıntı yaşandı ama o biraz biliyorsun bankanın özelinde. İşte bankanın bilançosu et evet 200 milyar dolar ama bunun %56'sı biliyorsun tahvildi, e, bono tahvildi ve birkaç Moody parasını çektiği zaman bu biraz e, balon etkisi oldu ve bu tahvillerden bu paraları ödemek için tahvilleri satarak e, bir zarar etti i̇şte galiba 1.5 milyar dolar ilk başta ve bu bir, bir şey niye bunu anlatıyorum? Bu yani sistemik bir krizden bahsetmiyoruz burada. Bankanın biraz özel yani risk yönetimi, işte müşteri yoğunlaşması falan üst üste baktığında e, bankanın yönetimiyle ilgili e, bazı problemler vardı. Ee, şu mesajı verdi FED. Yani bu evet öyle bir şey oldu ama e, ben enflasyona odaklanmaya devam ediyorum dedi. Konuşmasında da aynı şekilde bunu vurguladı ve 25 bas puanı e, arttırdı. Şimdi 5'e geldi. 4.75-5'e geldi e, aralık. Muhtemelen ilk yarıda bitecek artık faiz artışları. Onu net söyleyebilirim. Bir tane daha artırım yapacak gibi gözüküyor. Yani zaten fiyatlamalar şu anda en son baktığımda böyle 5.30'lar da yetti. Yani bir faiz artırımda e, fiyat, fiyatlanıyor kesinlikle e, bunu belki de bir sonraki toplantıda değil bekleyebilir e, ondan sonraki toplantıda yapabilir ama sanki ilk yarı bitmeden e, işte bir toplantı bir işte herhalde e, Mayıs ve Haziran sonu olacak e, iki tane toplantı var ilk yarıda bir tane daha faiz artımına bitirecek gibi gözüküyor sen de zaten ekranda veriyorsun. Evet. Ee, şimdi bu Murat Bey e, şimdi bu ektek kavram grafikleri arkadaşlar. E, peki bir seferde attığı bir diyorsunuz. Ondan sonra indirimden başlayacak. Yani artık e, gelecek seneden itibaren e, o e, beklenti de o şekilde e, yani ikinci yarıda herhalde sabit kalacak ve herhalde 2024 yılında ilk indirimi yapacak. Çünkü çok olağanüstü bir şey olmazsa biliyorsun seni bu bu Böyle bir konuşmalar yaptık Biliyorsun pandemi gelmeden önce hatırlarsın. E, birden pandemi geldi olağanüstü bir gelişme ve FED birden faizleri indirmeye Tabii. başladı. Çok olağanüstü bir şey olmazsa beklenti 2024 yılında belki de belki de e, yılın sonunda ama bu da az ihtimal. Peki bu FED ve ABD bölümünü kapatmadan önce resesyon bekliyor musunuz? birçok kanın beklediği gibi yılın son çeyreğinde ABD ekonomisinde. Teknik resesyon ya da e, kısa bir resesyon olma ihtimali yüksek evet. Özellikle Avrupa e, tarafında. Ama e, işte dediğin gibi iki çeyrek zaten resesyon biliyorsun. Belki de üç ama iki de kalır gibi gözüküyor ondan sonra zaten işte bu faiz indirimle ile birlikte 2024'te yani işte yılın ikinci yarısında 3 işte ikinci, üçüncü çeyrek, üçüncü, dördüncü çeyrek sonra da faiz indirimleriyle birlikte tekrar ekonomide bir büyüme beklentisi başlayacak. Onun için resesyon olsa da bu uzun sürmeyecektir. Teşekkür ederiz. Peki buradan biz kendi piyasamızı dönelim. Şimdi bugün itibariyle biz bu programı yayın, yayın çekerken borsa binde beş Aşağıda 0.4 aşağıda. Dolar ve Euro ise küçük küçük artışa devam ediyor. Euro-Dolar paritesi de 1.0765. İstiyorsan önce pariteden başlayalım. E, bu parite 1.10'a gidecek mi sizce? Yani gitme ihtimali var. Yani e, geçen sene beklentim daha çok dolar lehindeydi. Bu sene biraz daha e, yani Euro lehine geçebilir. Çünkü Fed bir yerde duracak ama e, Avrupa Merkez Bankası faiz arttırmaya devam edecek. E, onun için ee, muhtemelen evet bir 10 seviyelerini bu sene göreceğimizi düşünüyorum ben de. Peki o kadar o zaman dolar TR ve YOTR'ye geçelim. Nasıl, e, bu arada nasıl bu hareketlerin nasıl olacak öngörüyorsunuz? Gerçi seçime bağlıyız. Ama küçük küçük bir yukarı gidiş var. Bu, bu gidiş sizce seçime kadar devam edecek mi? Ya do dolar TL zaten düdüklü tencere gibi yani e, işte yani, bayağı e, ciddi bir basınç artışı var ve zorlanıyor şu anda. İşte farklı önlemler geliyor biliyorsun. yani kur tutulmaya çalışılıyor zaten. Yani zaten uzun zamandır böyle bir hani politika var. Yani seçime kadar muhtemelen tutulacak kur yani tutulmaya çalışılacak ama bilmiyorum seçimden birkaç gün önce eee işte seçim gecesini riskini almak istemeyenler, seçim sonrasını riskini almak istemeyenler. Şimdi seçimden sonra muhtemelen kur artacak. O Öyle bir beklenti var genelde. Yani benim de beklentim. E, nereye gideceğini bilmiyorum ama. E, çünkü şöyle düşünelim. Yani bir e, iktidar değişikliği ihtimali var. İşte bu politikaların sonu olacak demektir. İşte Merkez Bankası e, artık kuru tutmayı bırakacaktır diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var Semih, tabii şimdi bugün baktığın zaman işte tabii siyaset ekonomi artık iç içe, artık hep yani ikisini beraber konuşmak zorundayız. Zaten tüm e, değerli mesele ekonomi yorumcuları da mutlaka bunlardan bahsediyor çünkü e, çok e, ekonomi e, yönünü siyaset belirleyecek belirlenecek. Baktığın zaman bugün itibariyle şu dört tane aday var. Yani e, dört adayla yani ikinci tura kalma ihtimali var. Ya burada Sayın İnce çekilir çekilmez e, bu önemli bir kriter bence. E, niye bunları anlatıyorum? Çünkü e, ikinci tura kalma ihtimali ikinci, yani iki hafta bir ekstra belirsizlik dönemi yaşayacağız. Şimdi seçim. Ya diyoruz ki işte seçime işte bir, iki ay yaklaşık, işte iki aydan az süre kaldı. Orada bir belirsizlik dönemi var. Ama seçim ikinci tura kalırsa e, orada iki hafta daha ekstra bir belirsizlik e, olacak ve orada kurdaki baskı daha da artıracağını düşünüyorum. Peki Murat Bey şunu sorayım. Şimdi siz piyasa çok yakından takip eden bir ekonomist çok uzun zamanda. E, anketler piyasayı etkiler mi bu tip ortamlarda? Yani mesela Muharrem mincenin çekilmesi etkiler mi piyasaları? Çünkü bu da esasında biraz piyasaya için fazla detay ama şu an çok bıçak sırtı bir yarış olduğu için ve dediğiniz gibi seçimden sonrası için, ekonomi için çok belirici olduğu için bu seçimin. E, burada tabii bu tip ufak daha, daha önceki seçimlerde etkileyemeyen değişkenler bile ekonomi piyasa yüzüne bir etki yaratıyor. O yüzden hem ankette hem de işte incini muayim incinin çekip çekilmeyeceği veya ne bir farklı bir haber gel seçim denklemi değiştirecek haber gel piyasa etkilenmiş sizce seçim öncesinde. Ya şimdi anketler tabii yüzde yani yüz doğru diyemeyiz Semih biliyorsun yani e, hatırlar mısın işte bre, yurt dışında da öyle bu arada yani işte hani Brexit anketine baktığında İngiltere çıkmıyordu ama çıktı yani. Şimdi biraz önce sen de söyledim bıçak sırtı olduğu zaman e, tabii yanılma payı yüksek. İşte anketlerde herkes tamamen doğru cevabı söylüyor mu, söylemiyor mu? Ee, bıçak sırtı şeyi çok önemli burada. Ee, ama şimdi anket ne zaman önemli olur? Ee, şunu söyleyeyim yani çok böyle büyük bir, bir fark olursa bir bir, bir tarafa doğru e, orada belki de e, piyasalar için e, belirleyici olabilir. Yani şimdi şu şimdi hem döviz konusunda hem borsa beraber konuşmak lazım. E şimdi iktidarın değişi, değişme ihtimali şöyle. Yani yabancılar için şimdi biliyorsun sen de yayınlarda konuşuyorsun işte. Hani Türkiye'yle tamamen ilgili bırakmış yabancılar yavaş yavaş Türkiye'ye bakıyorlar şu anda. İşte hani anketlere bakıyorlar. İktidar değişme ihtimali var. İşte iktidar değişince işte rasyonel politikalar, ortodoks şeyler politikalar daha çok işte piyasa dostu politikalar işte Türkiye'de ucuz yani borsa fiyatlama olarak gelişmekte olan ülkelerin arasında hala ucuz bir borsa işte enflasyonist bir ülkeden bahsediyoruz İşte yabancılar da yani küsmüş olan yabancılar için bir fırsat olabilir Türkiye e şimdi bu anketlerde senin sorduğun soru bu yani böyle iki hafta önce falan anketlerde büyük bir iktidar işte değişiyor işte e, muhalefet geliyor, e, işte ortodoks politikalara dönüyoruz dersek yabancılar ilgi gösterebilir. E, şöyle bir şey var, evet. E, diğer taraftan da tabi e, belirsizlik şurada. hem kurda hem e, borsada. E, işte seçim gecesi, seçimden sonra iktidar değişikliği e, tamamen e, şey olacak mı, yani rahat bir şekilde olacak mı? İşte tansiyon yükselebilir mi falan? Her ikinci tura kalırsa. E, ee, orada belirsizlikler var. Mesela borsa için ben şey diyorum yani burası test piyasası gibi yani bir yukarı bir aşağı bir yukarı ee, tam bir yön e, olacağını düşünmüyorum. Kurda yön belli. Yani kur muhtemelen yukarıya gidecek. Çok aşağı geleceğini düşünmüyorum. Ha bu arada biliyorsun şeyler de var. Beklentiler var işte. İktidar değişirse, muhalefet gelirse işte kur bayağı aşağı gidecek diye. Ben açıkçası onu beklemiyorum. Çünkü Merkez Bankası'nda e, biliyorsun eksi rezerv yüksek. Muhtemelen böyle bir şey olursa da Merkez Bankası devreye girip e, rezervini evet. tamamlamaya çalışacaktır. Ama borsada e, bir e, şey olacak, bir testere piyasası olacak diye düşünüyorum. Madem e, borsa dediniz, borsaya devam, ed devam edelim. Şu anki piyasayı nasıl diyorsunuz Yani dediğim gibi 5000 önemli yani işte e, yayını çektiğimiz dakikalarda işte 5000'lerde tutulmaya e, çalışıyor borsa. 5000 önemli bir kriter. Yani iki gün falan altında kapatırsa yani biraz daha aşağı gelebilir. Hani yukarısı için bir 5200 tekrar görülme şansı var bu hafta. Ee, Belirsizlik var Semih. Yani burada dediğim gibi hem seçim biliyorsun bir e, borsa beklentiyi satın alır. Hani iyi bir beklenti görürse e, yatırımcılar bunu e, satın almak isteyebilir. Ama öte yandan da dediğim gibi yani seçimle ilgili seçim gecesi, seçim sonrası, işte birinci, ikinci tur olursa birinci, ikinci tur arasında ekstra belirsizlik geldiği bir noktada yatırımcılar nakitte kalmayı tercih edebilir. Onun için borsadaki burada bir aralıkta kalmasını bekliyorum. Peki o zaman son olarak da altınızı konuşalım. Mart ayında oldukça yatırımcısını sevindiren bir yatırım aracı. Bugün 10 değerinde biraz düşüş var. Siz nasıl görüyorsunuz altını kritik seviyede, eşik, eşik seviyede hareket etmeye devam ediyor? Yani altında bence yani tabii bir 2000 doları gördü, geri geldi. Ben tekrar o geçen sene gördüm 2200 seviyelerini test etmesini bekliyorum bu yıl. İşte altının biliyorsun bu bankacılık kriziyle birlikte hani alt... Riskten kaçış gibi tabii gözüküyor hmm. e, altın. Bir de tabii hani Fed'in de bir yerde duracağını varsayarsak ve gelecekle ilgili işte e, faiz indirim beklentileri birlikte bunlar hepsini altına yarayacaktır. Ve unutmayalım hala enflasyonist e, dönemindeyiz. E, bütün bunlar e, altına yarıyor. Tabii ki e, dalgalanmalar olacaktır. Ama muhtemelen dediğim gibi geçen sene gördüğü e, işte 2200 seviyelerini test edeceğini bekliyorum ben bu yıl. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz seçim ekonomisi kısmına geçelim. Şimdi biliyorsunuz emekli maaşlarına, en düşük emekli maaşlarına zam geldi. Asgari ücreti zam olabilecek konuşmaya başlandı. Esasında bunu tahmin ediyorduk ama direndiğime başlandı. Herhalde olacaksa bayram sonrasında Nisan ayında açıklanacak diye düşünüyoruz. Ne diyorsunuz? Bu tip hamleler devam edecek mi de seçim yaklaştıkça? Valla çok önceden yani herhalde yılbaşında konuşmuştuk bunu. ya yani de devam edecek. Bütün tuşlara basılacak. Yani o yani benim ve çoğu me meslektaşlarım beklediği bir gelişmeydi. Yani seçime kazanmak için. Yani şöyle söyleyeyim sana. E yarın yarını düşünmüyoruz. Özellikle iktidar. Yani yarın seçimi kazanalım. Ne gerekiyorsa yapalım. Yarın yokmuş gibi. ve Türk Tabii tabii güzel bir şey işte EYT olsun, işte asgari ücret artışı, emekli maaşı çok önemli. Ama tabii bunlar bütçeye çok ciddi bir yani yarın bunlar çocuklarımıza, torunlarımıza kalacak. Çok ciddi bir yük getirecek e, bütçelere ama e, dediğim gibi e, bu benim bunların yapılması bence değerli. Ama sanki plan yokmuş gibi yani plansız yapılıyor gibi e, bunu bu tür önemli adımların planlı yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, ama sen de söyledin yani bu seçim ekonomisinde olduğumuz için e, ne gerekiyorsa yani farklı şeyler gelir diye çok soruyorlar. Gelir yani hiç belli olmuyor çünkü zaten tek bir merkezden yönetiliyor. E, haftaya da başka şeyler gelecektir. Asgari ücrette olursa da şaşırmam ben de yani hiç. E, e, ta, verdiğin tarihi de çok da yanlış bir tarih değil. bayramdan sonra bir i̇şte bayram ikramiyeleri var. Ben bayramdan dönüşte bir asgari ücretle ilgili bir şeyler bir adım atılabilir Şaşırmam yani. Evet bunun hepsinin bütçe etkisi olacak. Önümüzdeki aylarda, yıllarda. çünkü bunlar hep yani hep üzerine katlanarak atan markette. E, maalesef e, bunun bütçede yansımasını göreceğiz. Vergi ve benzeri şekilde. Onu da söylüyorum ama tabii ki enflasyon <laughs> <üçlü>, enflasyon <laughs> Yani yani yarın yokmuş gibi e, yani seçimden sonra yarın yokmuş gibi adımlar atılıyor ve atılacak Semih. dediğin doğru. Evet. Şimdi bir de başka bir tartışma konusu seçime endeksi bir tartış seçimi bağlamında konuşulan kredi ve faize. Ee, biliyorsunuz faiz Merkez Bankası bu sefer pas geçti ama zaten çok düşük bir seviyede politika faizi. Ama hem kredi faizi hem de TG mevduat faizinde bir yükseliş var görüyoruz. Aynı zamanda da kredi büyümesinde <laughs> kamu banka özellikle tabii ki öncüde bir artış var. Önce istiyorsanız bir kredi büyümesi grafiğimiz var onu getirelim. Orada kamu banka, maviye gördüğümüz kamu bankaları ve yeşiye gördüğümüz özel banka, neredeyse e, aynı seviyede. Yani ekstra bir artış yok. Ama kamuda çok kamu bankanın verdiği kredi değerde çok ciddi bir yükseliş var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu da bir seçimin bir yansıması değil mi? E, aynen yani konuştuğumuz e, konunun içinde bu e, Semih. Yani aynı işte yani seçim ekonomisi. E, işte e, devletin kontrol, kontrolünde olan kamu bankaları e, ve e, tabii ki yani Türkiye ekonomisinin e, büyüme mot iki tane önemli büyüme motoru var. E, birincisi tabii dışarıdan gelen kaynak ki bu dönemde e, çok azaldı biliyorsun son dönemlerde, son yıllarda. İkincisi de kredi e, kaynağı, e, krediyle bilen bir ekonomi. Onun için e, kamu bankaları e, kredi musluklarını arttırmaya devam ediyor son dönemde. Çok teşekkür ederiz Murat Bey, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu haftanın hafta sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar. Sağ olun.